Ebu Ziya ailesinin tarihini sanıyorum ya 15. yüzyıla kadar götürmek mümkün. Hatta belki daha eskiye. Elimizde çok fazla belge yok bu konuda ama yani ailenin kökenindeki işte Hasan Ağa diye birisi var. En uzak isim olarak tespit ettiğimiz. Onun Horasan'dan bir sipahi ağası Mevlana ile beraber Konya'ya geldi. Ve Ebu Ziya ailesinin işte bugünkü şerefli Koçhisar dediğimiz Koçhisar'a yerleştiği. Hatta ailenin adının işte aşiret olarak Şerefli aşireti diye geçiyor. Yani Şerefli Koçhisar'a Şerefli adını veren ailenin bu aile olduğunu biliyoruz. Ebu Ziya mahlası sonradan. Ebu Ziya çok daha sonra. Yani Hasan Kamil Efendi, Ebu Ziya Tevfik Bey'in babası. O Konya'da memurken İstanbul'a tayin oluyor. Ve İstanbul'da memuriyete geliyor 1840 gibi. Geldiğinden 5 yıl sonra işte Ebu Ziya Tevfik Bey doğuyor burada İstanbul'da. Mehmet Tevfik yani o zamanki adıyla. Onun işte Ebu Ziya Tevfik Bey'in 7 yaşındayken falan babasının ölümü üzerine de Mehmet Tevfik maliye kalemine babasının yerine memur alınmış oluyor. Ve 7 yaşında memuriyete başlamış bir çocuk yani. Daha henüz yani Sıbyan Mektebi, bugünkü anaokulu eğitimini aldığı sırada ve bir mektep eğitimi yok dolayısıyla. Ama o maliye kaleminde işte Ahmet Efendi Arapça öğretmiş, Mehmet Efendi Fransızca öğretmiş, işte İbrahim Efendi geometri cebir öğretmiş, öyle yetiştirilmiş bir çocuk. Ve çocukluk arkadaşı beraber o maliye kaleminde yetiştiği arkadaşlardan birisi de Şahit Abdullah Hamit Bey. Biri daha var şimdi isim aklıma gelmedi, o da Osmanlı'nın yani sonra önemli paşalarından biri oluyor. Bu üç çocuğu o kalemde yetiştiriyorlar. Ama öyle yetiştiriyorlar ki 17 yaşında Mehmet Tevfik delikanlı çağında Şinasilerle, Namık Kemallerle kalem kavgalarına girişiyor. Ve sonrasında da o Yeni Osmanlılar Cemiyeti'nin matbaanın müdürü, gazetenin baş yazarı konumuna gelmiş bir delikanlı. Ebu Ziya adı. Ebu Ziya Tevfik'in 4 yaşında burada bırakıp Rodos'a 1870'te işte sürgüne gitmesi. 1870'te sürgüne giderken 4 yaşında oğlu Ziya burada kalıyor. Ve oğluna hasretle oradan gönderdiği yazılara Ebu Ziya yani Ziya'nın babası mahlasıyla imza atıyor. Ama sonra o ismi o kadar seviyor ki Ziya ışık demek biliyorsunuz. Işığın babası yani bir anlamıyla Jüpiter. Nitekim işte 1881'de Matbaa-i Ebu Ziya'yı kurduğunda Matbaa-i Ebu Ziya'nın amblemlerinden birisi de Jüpiter oluyor. Yani artık kendi onu bir misyon olarak edinmiş. Yani o matbaacılık faaliyetiyle, yayın faaliyetiyle memleketi aydınlatmayı kendine bir misyon edinmiş oluyor. Ebu Ziya'nın doğuşu böyle. Ebu Ziya Tevfik Bey'in de birçok aslında ünvanı var. Bunlardan da bahsedelim mi? Şöyle, şimdi serginin işte karşı odadaki İlk odasını Ebu Ziya Tevfik Bey'e ayırdık. Ebu Ziya Tevfik Bey'in 20'yi aşkın sıfatı olduğunu söyleyebiliriz evet. Yani yazarlıktan, şairlikten, hattatlığa, ressamlığa, halı dokumacılığına, işte Çin'i ressamlığın desinatörlüğüne 22 kalem sıfat sayabiliyoruz. Ve bunların hepsini de yani bazıları da üstad derecesinde değilse de birinci sınıf eserler vermiştir bu alanlarda. Bunlardan işte bir anlamlı seçkiyi müstakil bir odaya Ebu Ziya Tevfik Bey'e ayırdık. Orada o örnekleri görebilirsin. Baktığımız zaman Osmanlı'nın son dönemine de ışık tutan bir aile yapılan işlerle. Bu eserler neler? Yani şöyle burada bir aile sergisi olunca işte önce Ebu Ziya Tevfik Bey ardından üç oğlu Ziya, Talha, Velid. Ardından Talha Bey'in eşi Hadiye Hanım. Ardından Talha Bey'in oğlu Ziyad Bey ve onun kızı Alev Ebu Ziya şeklinde yani bir anlamıyla portreler şeklinde gitti ve dolayısıyla odalar şeklinde. Her birinin hayatından bir takım kesitler hem fotoğraf olarak hem obje olarak ve yaşamındaki önemli dönüm noktası, köşe taşı niteliğindeki hikayeleri görünür kılmaya çalıştık. Onları da sergiyi gezerken göreceğiz zaten.
Sizin bu aileyle tanışma hikayeniz de var. Nasıl oldu? Yani benim aileyle tanışmam işte 1989'du yanılmıyorsam. Ziyad Bey'in yine bir kitap meselesi üzerine işte aramıştım. Onu konu etmek, bir yazıya konu etmek için de. O yazıdan çok memnun işte kalmış ve sonra beni eve kahveye davet etmişti yüz yüze görüşmek için. Gittiğimde bana bakınca ben o zaman da üniversite birinci sınıf ya da ikinci sınıf öğrencisi bir gencim. İşte bu yazıyı sen mi yazdın? Nerede öğrendin sen bu Türkçeyi gibi bir şeyle karşıladı. Yani şaşırdı, daha yaşlı birini bekliyormuş. Sonra biraz sonra konuşurken öğrendik ki biz paralel iki caddede çapraz sırt sırta apartmanda oturuyoruz. Ondan sonra işte vefatına kadar aşağı yukarı 4,5-5 yıl bir hukukumuz oldu. Haftanın 3 günü, bazen 4 günü akşamları Ziyad Bey amcaya gittim. Bazen yarım saat, bazen 3 saat vakit geçirdim. Ve benim yani hukuk fakültesi üzerine sanat tarihi, lisans ve yüksek lisansının hepsi, yani hocalar maksızlık olmasın ama asıl mektebim Ziyad Ebu Ziya'nın çalışma masasının önü olmuştur. Ve o günden bu tarafa da Ziyad Bey'in vefatından sonra da aileyle temasım devam etti. Yani bu sergi için diyebilirim ki benim işte 30 yıldır içinde yaşadığım bir hikayenin özeti diyebilirim. Serginin hazırlanma süresi birkaç yıl aslında. Şöyle işte 30 yılın özeti diyebilirim ama biz işte Zeytinburnu Belediye Başkanımız Ömer Ersoy Bey ile işte ne yaparız, nasıl yaparız gibi konuşurken benim önerdiğim birkaç başlıktan birisiydi Ebu Ziya ailesi de. Aslında benim kafamda yani 10 yıl, belki 30 yıldan beri aslında yani var. Bir gün Ziyad Bey amcaya vefa olarak ve Ebu Ziya ailesi üzerine bir şey yapmak. Ve onun için de küçük küçük malzemeler birikiyor zaten denk geldikçe. Bazılarını sahaflardan sürpriz bir şekilde almışımdır. Bazısı dediğim gibi Ziyad Bey amcanın sağlığında verdiği şeylerdir. Bir kısmı sonrasında Alev ablanın, Talha abinin aileye dair malzeme sende toplanıyor. Bu da sende dursun diye verdikleridir. Ve sonra Ziyad Bey'in vefatından sonra asıl arşivinin ve kütüphanesini intikal ettiği İslam Araştırmaları Merkezi'ndeki İslam Kütüphanesi olarak bildiğimiz kütüphanede şu an Ziyad Bey'in kütüphanesi ve arşivi. Orada asıl bir takım önemli işler vardı. Mesela Matbaa-i Ebu Ziya'nın numune, yani baskı örnekleri albümü gibi. Onlar alındı. Aileden aile albümleri alındı. Oradan bir takım fotoğraflar seçildi. Yani dolayısıyla aile, İslam Kütüphanesi ve benim dediğim gibi 30 yıldır topladığım buradan bir seçki diyebiliriz. Yani tamamı budur da diyemem. Matbaa-i Ebu Ziya kaç kuşak peki işletildi? Matbaa-i Ebu Ziya işte Ebu Ziya Tevfik Bey kuruyor. Sonrasında oğlu Belik Bey devam ettiriyor. Sonrasında Ziyad Bey devam ettiriyor. Yani 1881'den aşağı yukarı 1970'lerin başına kadar geliyor. Yani hem Türkiye'de muhtemelen en uzun süre faal kalmış. Arada bir takım sürgünler, hastalıklar, kesintiler var tabii. Adresler değişiyor. 10 küsur adresi var. Bugün geriye dönüp baktığımız zaman bayağı bir Ziya'nın İstanbul'da kullandığı. Ama bastığı eserlerle, asıl baskı kalitesiyle yani Türk yayın hayatına damgasını vurmuş bir matbaa, bir ailedir o anlamda. En önemli eserler neler? Arada yani bir Ebu Ziya Tevfik Bey'in tasarımını, dizaynını kendi yaptı. Bu arada hem Ebu Ziya Tevfik Bey hem Velik Bey bastıkları kitapların tasarımlarını da büyük ölçüde kendileri yapmışlardır. Hatta bu anlamda başka matbaalara da hizmet vermişlerdir. Çünkü Ebu Ziya Tevfik Bey muazzam bir küfi hattatı ve bizim şimdi arabesk dediğimiz aslında onun Türkiye dediği bir bezeme, bir süsleme işini yapan, o tezyinatı yapan büyük bir ustadır. Onun bastığı çok güzel baskı örnekleri diyebileceğimiz kitaplar var. Nitekim o yıllarda Leipzig'te bir Dünya Matbaacılık Birliği Derneği bir şey var. Ve onlar her yıl, o 1890'larda, dünyadan en iyi baskı örnekleri toplanıyor. Bir jüri elemesiyle en iyi eserlerden oluşan bir takım albümler yayınlanıyor. Yani yıllık matbaacılık almanağı yayınlanıyor. Dünya Matbaacılık Almanağı. O almanağı
birkaç kez girmiş ve hatta bir kez de altın madalya almış bir matbaadır ve bu anlamda tek Türk matbaasıdır o anlamda. Yani oraya girmiş. Kaç yılında oluyor bu? 1890'larda. Ama şeyden oğulları devralınca aslında kısa bir süre ömrü vefa etmiyor işte Talha Bey'in ortancı oğlun. Onun 1919'da vefatı üzerine bayrağı Velik Bey devralıyor. Hem matbaanın idaresi hem gazetenin idaresini ve yazışlarını. Dolayısıyla Velik Bey uzun bir süre götürüyor. Yani 1919'dan 1945'e ölümüne kadar. Velik Bey de babadan o şeyleri miras almış. Yani Velik Bey de bastığı kitapların tasarımlarını kendi yapıyor yine çoğunlukla. Ama Velik Bey'in yaptığı en önemli iş diyebilirim ki çok fazla bilinmiyor bu maalesef. Nut'un ilk lüks baskısı, milletvekilleri için basılan bir nüshası vardır. O baskının bütün sayfa dizaynı, kapağı, bütün süslemeleri ve baskısı Matbaa-i Ebziya'da yapılmıştır. Velik Bey'e aittir. Yerdeki fotoğraflarda da seramik sanatçısı Alev Hanım aslında görüyoruz fotoğraflarını. Alev Hanım'dan da biraz bahsedelim mi? Tabii ki. Alev Hanım şu an işte ailenin hani bayrağı taşıyan kişisi diyebiliriz. Bildiğiniz gibi Paris'te yaşıyor. Dünyanın en önemli seramik sanatçılarından birisi kabul ediliyor. İşte Alev Hanım da ailenin mirasını sürdürdüğünü çok net bir şekilde söylemek mümkün. Nitekim işte Konya'da sürgündeyken Ebziya Tevfik Bey'in seramik boyarken görüyoruz. Ardından babası Ziyad Bey, Alev Hanım'a 10. yaş armağanı olarak yaptığı bir kahve fincanını göreceğiz vitrinde. Dolayısıyla bunlarla büyüyen bir çocuk da işte dünyanın en önemli seramik sanatçısı olabiliyor. Yani ailenin siyaset ve matbaacılık bir tarafı bir tarafa bırakılmış. Biraz da yaşadıkları hikayelerden dolayı. Çünkü pek çok aile içinde o anlamda kırgınlıklar, ölümler var hatta işte sürgünler var. Ondan dolayı aile, yani Ziyad Bey amcayla siyaset sahnesinden ve yayın hayatından çekilmiş durumda. Şimdi işte Alev Hanım o sanat boyutunu alıp seramik sanatıyla yürümüş. Şimdi sırada işte Cemre Ebziya geliyor belki. Cemre de Talha Bey'in kızı, yani Ziyad Bey'in torunu. O da şu an bir sinema oyuncusu biliyorsunuz. Evet, ödüllü bir oyuncu evet. Kendisi. Aile sanatın içinde aslında tamamıyla. Öyle. Çok teşekkürler Ömer Bey. Teşekkür ederim, sağ olun.